Sevgili dostlarım hepinize merhaba. Ben Başkan 35. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bu videomuzda dolar, altın ve gümüşle ilgili analizimizi paylaşacağız. E, dolar, altın ve gümüşte bizler için artık kritik eşik seviyeler hangi seviyelerdedir? Sizlerle birlikte bunları bulmaya çalışacağız. Evet son videomuzda anlattığımız gibi e, dolar/TL kurunda e, 8 11 808 seviyesine doğru yukarı yönlü yükseliş beklentimiz vardı. Ee, bu yükseliş beklentimiz de bugün itibariyle gerçekleşmiş oldu. Arkadaşlar e, altın tarafında da gene Kuyumcular Birliği'nin e, tahminlerine yer vereceğim. E, beni çok dikkatlice dinleyin. Videomuza başlamadan önce e, bir kanalımıza beğeni atarsanız ve kanalımı başka mecralarda paylaşırsanız da beni çok mutlu edersiniz. E, konumuza hemen gelelim. Dolar TL ile başlayalım. Evet Dolar TL'de son videomuzda anlatmıştık arkadaşlar. E, burada bir Filamalarımız var. Bu filamaların çalışmasıyla birlikte dolar, euro ve sterlinde yukarı yönlü hareketlerin görülebileceğini sizlere bildirmiştim ve bu filamalar e, yukarıdaki dirençlerin kırılmasıyla birlikte çalıştı. Bakın görüyorsunuz, bunlar filamadır arkadaşlar. Bu filamalar yukarı yönlü seviyelerini işaretlemiştik. Dolar TL'de 7.97 üzerinde bir kapanış. Bu filamanın yukarı yönlü 20 kuruş çalışacağı yönündeki beklentimiz vardı ve bu şekilde de 7.9 7'nin kırılmasıyla birlikte filama yukarı yönlü dalgalanma yaptı arkadaşlar. Dolar TL kurunda ayrıca bu Euro ile sterlinde de geçerli bir filamalarımız vardı. Bunları da son videomuzda anlatmıştık. Euro ve sterlindeki arkadaşlar da gene bu filamalardan faydalanmış oldu. Şimdi bu filamanın arkadaşlar boyu 7.77 alttan geçen yukarıdan da 7.97 yaklaşık 20 kuruşluk bir e, marş payı var. Şurada gördüğünüz 20 kuruşluk bir yükseliş marş payı var arkadaşlar. Bu filamanın dolar TL kurunda e, bu 20 kuruşu bunun üzerine eklediğimiz zaman burada da e, çıkan sonuç bize e, dolar TL kurunda 8-17 civarlarında bir rakam e, göstermekte arkadaşlar. E, dolar TL kurunda şimdilik e, bizim 8.17 civarındaki bu rakamı e, takip etmemizde fayda var e, diyebiliriz. 8.17 direnci. E, bu dirence doğru Dolar-TL kurunda yukarı yönlü hareketlerin devamını bekleyebiliriz. E, bizler için şuradaki artık 7.96 seviyesi. Evet şuradan geçen e, kırılımın yukarı doğru e, geçen kırılımın 7.96 seviyesinden geçtiğini de Unutmamak lazım arkadaşlar. Bu ne için bizim için önemli? Bu 7.96 üzerinde kaldıkça Dolar TL kurunda yukarı yönde hareketler 8.08 ve 8.27-8.30 civarlarına doğru Dolar TL kurunu yukarıdaki dirençlere doğru götürebilir arkadaşlar. Fakat bu 7.30 796 altındaki kapanış gerçekleşirse de bu sefer dolar tl'de aşağı yönlü hareketler 7.89 civarına kadar gelebilir. O yüzden 7.96 artık bizim için önemli bir destek haline gelmiş durumda. 7.96'yı önemli takip edecek dolar tl kurundaki arkadaşlar. Bu 7.96 içine dolar tl kurunun girmemesi durumunda hala yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi beklenebilir. Çünkü bakın bu 7.96 artık yükseliş kanalı oldu bu 7.96 üzerinde kaldıkça yukarıdaki 8.11, 8.30 hedeflerine doğru dolar TL kurunu yukarı taşır. 7.96 altındaki kapanışlarda tekrar kanal içerisine girer ve aşağıda 7.89 civarındaki destek seviyesine doğru çekilmek ister. fakat biz bu önemli kanalı yukarı yönlü kırdığımız için beklentilerimiz de zaten bu yöndeydi. E, Dolar-TL kuru 8.8, 8.08 ve 8.11 dirençlerine doğru yukarı yönlü hareketine devam etti. 7.96 üzerindeki e, bu önemli destek üstünde kalındıkça da arkadaşlar Dolar-TL'de hala 8.11 ve 8.27 dirençlerine doğru yukarı yönlü hareketleri bekleyebiliriz. Hemen günlükte de bakalım indikatörlerimiz ne gösteriyor. Evet günlük bazda da baktığımızda gene buradaki e, ee, önemli 778 kanalı bizim için takipteydik arkadaşlar biliyorsunuz kısa da ee, buradaki bir kırılımın yukarı yönlü hareketleri sertleştirebileceğini de sizlerle birlikte bildirmiştik. Ve yukarıdaki önemli olan 796 şurada gördüğümüz 796 e, direnci de yukarı yönlü kırıldığı için dolar tl'de e, 808 beklentimiz dahilindeki olan kısadaki hedef geldi yukarıdaki hedefler gene 811 ve 827 27 civarlarında dolar-tl kurunda geçmekte arkadaşlar altın tarafına da bakalım altında bizler için önemli olacak seviyeler hangi seviyelerde sizlerle birlikte hemen bunu da bulmaya çalışalım onsla başlayalım ons tarafında arkadaşlar bildiğiniz gibi sıkışma hala devam etmekte bu sıkışma hala takimizde altın tarafında olan arkadaşlar bu sıkışmadan biliyorum Sıkıldılar. Fakat e, bu sıkışma altında bize yön belirleyecek olan e, mesafeyi verecek olan e, bölge olduğundan dolayı bu sıkışma dikkatle altın tarafında takibimizde kalması gerekli. E, bunun içinde bizler için altın tarafında en önemli olacak e, seviye arkadaşlar e, yukarıdaki. Şöyle daha biraz daha büyüteyim, ee, daha iyi görün arkadaşlar, grafiği biraz büyütelim. Daha iyi göreceksiniz. Ee, gördüğünüz gibi şuradaki üçgen içerisindeki daralma ve üçgenin e, sonunda görüyorsunuz arkadaşlar. Artık buradaki üçgen çok sıkışmış bir vaziyette ve her an bir yöne patlaması beklenebilir. Bakın, şu üçgenin içerisi çizeyim size daha rahat görün. Hem eğitim amaçlı olsun. Üçgenin içerisindeki hareketler iyice sıkışmış durumda. O yüzden e, altın bu üçgen içerisindeki hangi yöne kırıl kır, kırarsa da o yöne doğru hareketlerini hızlandıracak arkadaşlar. E, bizler için bu üçgenin altı 1894 civarlarından geçiyor dediğimiz gibi belirttiğimiz şekilde. Yukarıda bu üçgenin üstü bugün itibariyle 1918 seviyesine kadar inmiş gözükmekte arkadaşlar. Yani yukarıda 1918 seviyesi kırılır, kapanışlar gelmeye başlarsa bakın altında yukarıya yönlü önümüz açık arkadaşlar. Bu 1918 üstünde kırılım ve kapanışların gelmesi şuradaki çizerek anlatayım. Bakın boşluğu görüyorsunuz. Bu mesafe altında yukarı yönlü hareketlerin daha hızlı olmasını sağlayacak. Aşağı yönlü de kırılımlarda arkadaşlar gene buradaki boşluğu görüyorsunuz. 1820 seviyesi ve 1713 seviyesi aşağı yönlü hareketi tetikleyebilir e, O yüzden e, altında bizler için bu kırılım çok önemli ve bu kırılımı mutlaka yakından takip etmeniz şart indikatörüne baktığımız zaman stokastik indikatörümüz e, bize yatayda e, yükselişin devam ettiğini göstermekte Arkadaşlar e, şu an itibariyle yatay altında yukarı yönlü hareketler görülebileceğini bize söylemekte kısa vadede e, o yüzden e, buradaki kırılımın yukarı yönlü olması benim de beklentim dahilinde e, fakat piyasalar bu her an ne olacağı belli olmaz bir aşağı haberi Dünya Sağlık Örgütü'nden gelmesi durumunda e, burada da aşağı yönlü bir kırılımı görebiliriz O yüzden çok dikkatli altın tarafını takipte kalacağız hemen gram altına geçelim Evet gram altında da gene arkadaşlar e, bizler için önemli bir seviyemiz vardı ee, bu seviyemiz gram altında 478 seviyesi 478 seviyesi üzerinde gram altında ne dedik 495 seviyesi bizler için hedef haline gelir dedik ve bu e, önerimiz bugün itibariyle gerçekleşmiş oldu ve 495 direncine kadar e, gram altını e, dolar bazlı olarak taşıdı bu e, arada altın onsu da üçgen içerisinde sıkışmış olduğu için arkadaşlar Gram taraflarında da daha kolay tahminlerde bulunabiliyoruz, bize yardımcı oluyor. Şimdi 95 üstünde gram altında bizler için hangi seviyeler var? Arkadaşlar 495'in üzeri artık 500 kapısını bize açar, o yüzden ilk etapta 502 seviyesini 495 seviyesi geçilirse gram altında takipte kalmamız gereken önemli bir seviye olarak düşünebiliriz. Aşağıdaki en önemli destek noktamızda 490 desteği e, bu destek Ayrıca yükselişin 502 kanalına doğru gideceğini e, bize teyit edebilecek olan en önemli destek seviyesi Evet kuyumcular birliği de arkadaşlar e, tahminlerinde bulunmuşlar daha önceden 350 seviyelerine kadar e, düşüşler görüleceği yönünde gram altında tahminleri vardı fakat bu tahminleri başarısız oldu. Bu son tahminleri de 350'ye nazaran daha dudak uçuklu fiyatlar nazarında. Kuyumcular da artık gram altında kısada 500 daha orta vadede de 550 lira fiyatlarını bekler hale geldiler. 550'li rakamlara gidebilmemiz için gram altında mutlaka 514 üzerinde kapanış şart arkadaşlar. Orta bazı arkadaşlar orta vadedeki arkadaşlar gram altında 514 seviyesini takipte kalacaklar. Çünkü 514 üzerinde kapanışlar başlarsa gramda bu sefer 550 e, kuyumcular odasının ve kuyumcuların belirttiği fiyata doğru gram altını taşır. O yüzden 514 gram altında çok önemli bir rakam. Kısadaki rakamımızda e, 495'i yukarı yönünü kırabilirsek arkadaşlar 502 seviyesinde bulunan direnç seviyesi. 490 yükselişin devamı için şart olan rakam, o yüzden 490 üzerinde kalındıkça 502 rakamı gram altında yakından takipte olmamız gereken bir rakam olacak arkadaşlar. Hemen gümüş tarafına da geçelim fazla uzatmadan, sizlerin de vaktini almadan. Evet, gümüş onsla başlayalım. Gümüş sıkışma sıkışmada aynı altın ons tarafında olduğu gibi devam etmekte. Gümüşün onsunda tekrardan olumlu bir seviyeye geçebilmemiz için arkadaşlar buradaki üçgeni çizerek anlatıyorum size çizimler yamuk olabilir ama anlamanız daha kolay olacaktır bakın şuradan alttan yükselen bir tren çizgisi ve yukarıdan aşağı doğru inen bir düşen tren çizgisi çizdiğiniz zaman buradaki üçgen içerisindeki hareketleri görebiliyorsunuz Bu da aynı altın onstaki gibi yukarıdaki düşen tren çizgisini yukarı yönlü yani kırabilirse hareketler yukarı yönlü arkadaşlar 27 dolar seviyesine kadar gidebilir Aşağı yönlü kırılımda ise daha aşağılarda bulunan seviyeleri tekrardan gümüş ons tarafında görebiliriz. O yüzden üçgen içerisinde takipte kalacağız. Şimdi üçgen içerisindeki sizler için kritik önemli seviyeleri ben bildireceğim. Hemen buradan bakalım. Evet, yukarıda arkadaşlar kırılması gereken bir seviye olumluya geçebilmesi için 24 75 seviyesi. Evet, gümüş e, onsun 24-75 üzerinde yukarı yönlü bir kırılımı olması halinde arkadaşlar, şuradaki 24-75 seviyesinin yukarı yönlü bir kırılımı olması halinde, yukarıda tekrardan e, 25, hatta 27 dolar seviyesine doğru, ilk etapta 25 ve onun üzerinde e, tekrar 27 seviyesine doğru e, gümüş on'sta yukarı yönlü hareketler görmemiz. Muhtemel olacaktır. Büyük bir ihtimalle altındaki hareketler ABD seçimlerini bekliyor arkadaşlar. Seçimlerden çıkacak sonuçlar ve bu teşvik paketleri altının ons tarafını diri tutacaktır diye düşünmekteyim. Temel analiz şeklinde bakacak olursak da zaten dünyada basılan bunca para bir aşı bulunması halinde bile altında geri çekilmeyi başlatsa da orta vadede altında bu basılan paraların Dünya piyasasına yayılmasıyla birlikte, bir rahatlamanın gelmesiyle birlikte yüksek enflasyonist baskıyı beraberinde getireceği ve bu da sonuç olarak gene altın tarafına yarayacağını ben kendim kişisel olarak düşünmekteyim arkadaşlar. Hemen gümüş gramada da bakalım. Fazla konuyu uzatmadan. Gümüş gramda bizler için 6.08 önemli dedik arkadaşlar. Çünkü 6.08'in önemi yükseliş kanalının devam edebilmesi için şart olan bir seviye. Yukarıda e, yükselişin tekrardan başlayabilmesi için 6.29 bizler için olmazsa olmaz şartımız olan e, kapanışların gelmesi gereke, gerekmesi gereken bir seviye dedik arkadaşlar. 6.29 üzerindeki takiplerimizde gümüş gramda 6.51 en kısa da görmemiz gereken ve beklentimiz halindeki bir direnç ve onun üzerinde de 6.65 Direnç seviyeleri gümüş gramda da çok önemli olacak arkadaşlar. 6.65'in önemi 6.65'i eğer kırabilirsek e, gümüş gramda ve bunun üzerinde bir kapanışlar gelirse de gümüş gramda yedili seviyelerin yolunu bize açacaktır. O yüzden verdiğim rakamlar e, çok önemli. 6.08 üzerinde kalındıkça da e, tekrardan yukarı yönlü imelenmeler gram tarafında gümüş gram tarafında da panik yapılmadan sakince beklenilmesi gereken yerler olarak gözükmekte. Evet, Kuyumcular Birliği'nin e, dudak uçuk, uçuklatan tahminlerini de dinledik. 350'li seviyelerden tahminlerini 550'li seviyelere çektiler. E, bu da nereden baksanız aradaki tahmin e, %70-%80'ler civarında bu tahminlerini revize ettiler ve e, bir nevi de olsa yanıldıklarını kabul ettiler arkadaşlar. Evet, benim bugünlük bu videoda altın ve dolarla e, gümüşle ilgili söylemek, anlatmak istediklerim bunlardan ibaret. Ben hepinizi çok seviyorum. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.